Merhaba abi. Merhaba Şenur. Merhaba abi. Merhaba Betül. Abi elini kolunu sallayan piyasada kitap çıkartıyor. Biz de kitap listesi oluşturmakta şahsen zorlanıyoruz. Sence biz hangi kitapları okumalıyız? Hangi kitapları okumalı meselesine geçmeden önce okumamanız gereken kitapları aslında belirlemek lazım. Çünkü herkesin ihtiyacı başka. Yani senin okuyabileceğin kitaplar ve hani bir kitap listesi yapacak olsam benim seçeceklerimle senin ve senin ihtiyacın değişebilir. O yüzden önce neleri seçmemelisiniz? O filtreleri bir belirlemek lazım. Çünkü kitap fiyatları hem çok arttı, bütçeler de azaldığı için şimdi hangi kitabı seçeceğiniz epey önemli. O yüzden biraz neyi okumamanız gerektiğine dikkat etseniz çok daha iyi olacak. Okumaması gereken kitaplarla ilgili de bir altı maddelik size bir liste çıkarttım. Bu altı madde üzerine konuşursak bence ilerleyebiliriz. Beşincisi çeviri cinayetleri. Şimdi burada neyi kastediyor? Özellikle yayın evlerine dikkat edin lütfen. Yani iyi yayın evleri, iyi çevirileri daha çok yaparlar. Şimdi burada bir çeviri kitap var mesela. Yani çok güzel bir kitap var işte İngilizcesinde. Şimdi onu öyle kötü biri çeviriyor ki, yani o alanın uzmanı olmayan biri çeviriyor ki genelde bu şöyle oluyor. İşte üniversitede okuyan bir öğrenciye diyorlar ki bu kitabı çevirsene. O da bunu işte Google'dan destek alarak işte belki biliyor da İngilizce çeviriyor gerçekten. Yani işte dil bilimi öğrencisi çeviriyor gerçekten fakat okunmuyor. Okunma zevki ortadan kalkıyor. Çünkü özellikle çeviri meselesinde önemli olan Türkçenin çok iyi olmasıdır. Yani yazarın Türkçe çok iyi yazabilmesidir. Anladığı şeyi çok daha iyi bize geçirir böyle olduğunda. Yazarın Türkçe becerisi, Türkçe yazım kabiliyeti iyi ise çevirisi de iyi olabiliyor. Yani zamanında böyle çok iyi isimler yani Edip Cansever'in çevirileri varken şimdi siz gidip de tamamen isimsiz bir kişinin ya da ismi tanımayabilirsiniz ya da yayın evi güvenilir değilse mesela İletişim yayın evinde Tanıl Bora'nın çevirdiği bir kitabı okuduysanız eğer siz gerçekten tadı damağınızda kalır. Çünkü çok iyi çevirmiştir. Kendisi de aynı zamanda iyi bir entelektüel olduğu için onun çevirisi size çok zevk verir. Ama Aynı kitabı ben çevirsem benim yazım kabiliyetim o kadar iyi olmadığı için aynı kitabı ben çevirsem İngilizcem iyidir çevirebilirim de gerçekten ama Tanıl Bora gibi aynı kavramı aynı dille anlatamam o yüzden çevirilerde özellikle yayın evine dikkat etmek burada da güvenilir yayın evlerinden şaşmamak bence çok değerli özellikle klasiklerde çok çok daha önemli. Sevdiğim bir çeviri kitabı var mı ya da yayın evi. Ya mesela Yüzüklerin Efendisi çok iyi çevrilmiş bir kitap bence. Yani baya baya iyi. Ya da iletişim yayın evi mesela bir sosyoloji kitabı, bir tarih kitabı, bir ekonomi kitabı çevirdiğinde baya iyi çeviriyor o kitapları. Timaş da iyi çeviriyor. Timaş'ta da iyi çeviri kitapları var. Burada kriterim şu değil. İlla şey olması işte karşımızdaki kişinin hani yazarın çok ünlü biri olması değil. Gerçekten o kitabı burada ben hani almadan önce mutlaka bakıyorum yani. işte o kitabı işte bir kitapçıya gidip okuyorum yani bir birkaç sayfasını. Birkaç bölümünü okuyorum çünkü bazen çok zor oluyor. Yani mesela pratik aklın eleştirisini pratik usun eleştirisi olarak çevirmişlerdi. Ve kitabın her yerinde pratik us, pratik us geçiyor. Us daha iyi bir kavram belki oraya ama Kant'ın o kitabının eski bir çevirisi vardı. Ve bana fenalıklar gelmişti. Yani o kadar zor okudum ki okuyamadım yani kitabı yarıda bıraktım. Çeviride anlatan kişinin iyi bir Türkçesinin ve entelektüel birikiminin iyi olması lazım ki o çevirdiği şeyi anlayabilsin ve daha doğru geçirebilsin. Bence kriter bu. Yoksa yayın evi de değil sadece ya da kişi de değil sadece. Abi piyasada bir kitap gördüm. Kapağında şey vardı. Şimdi in equity İngilizcesi kitabın. Eşitsizlik diye çevirmişler kitabı. Kapağın tasarımında şöyle bir şey. Yabancı olan kapak tasarımında ini, i'ni kırmızıya boyamışlar. Bizde de çeviride eş anlamını kırmızıya boyamışlar. Eş kısmını. Yani böyle saçma sapan çeviriler var gerçekten. Evet yani işte bu chicken translate dediğimiz mesele. Buna dikkat etmek lazım. Yani yayın evi, Doğru yayın evini seçmek bence orada iyi kriter. Altıncı cep kitapları. Bundan da uzak durun. Çünkü... Adam yazmış sefileri 1200 sayfa. Şimdi siz onu alıyorsunuz böyle gittiniz bir markette şu kadarcık bir cep kitabı buldunuz ve sefirler anlatıyor. Ya olmuyor yani özellikle romanlarda hiç olmuyor. Yani mesela bu bir kurgu dışı kitapta belki ana fikri anlamak için işte kısa halini okudunuz. Ama özellikle romanlarda bundan uzak durun. Yani gerçekten oradaki karakterleri daha iyi anlamanız lazım. Yani büyük kitap okuyun, yani daha az kitap okuyun ama... Geniş kitabı okuyun yani yazarın yazdığı kitabı okuyun. Cep kitabı gerçekten meseleyi sizin için evet zamanımız yok işte alıyorum okuyorum. E tamam o zaman öyle o kadar bir insan olursun. Yani zamanı olmayan işte cep insanı olursun o zaman. O zaman da örnek veremezsin yani şimdi sefillerde Fonteyn'in hikayesini bilmiyorsan ya da işte Jean Valjean'ın hikayesini bilmiyorsan o kitabın ana karakterlerinin hikayelerinden bazıları kırpıldıysa geçmiş olsun yani, yani anlamazsın geliştiğini düşünürsün. Ve aslında bir yalanın içine girersin. Yani şöyle bir yalandır bu. Ben sefiller okudum dersin. Halbuki oradaki tadı da almamışsındır. Entelektüel birikimi de almamışsındır. O yüzden cep kitaplarından bence uzak durun. Alacaksanız büyük halini alın. Daha az okuyun ama iyi kitap okuyun. Çok fazla entelektüel. Yayın evleri. Sizlere... 14 yaşa uygun kitaplar, lise çağına uygun kitaplar diye listeler yapıyor. Ben de yapıyorum mesela bu tarz listeleri. Şimdi bir kere yaşa uygun kitaplar bence önemli. İkincisi yine siz kimsiniz? Yani şu demek değil mesela. Ben fantastik kitapları seviyorum. Herkes sevmek zorunda değil. Mesela ben Yüzüklerin Efendisi okunmamasını çok saçma buluyorum. Muhteşem bir seri. Sherlock Holmes bayılıyorum. Ama siz ikisini de sevmeyebilirsiniz. Sizin için Aşkı Memnun okumak, Moby Dick okumak, sizin için İlber Ortaylı'nın tarih kitaplarını okumak çok zevk veriyordur. Bir başkasına vermez. O yüzden bu listeler her zaman herkes için doğru değildir. Siz kimsiniz? Ne tarz kitapları seviyorsunuz? Hayatınızda neyi öngörüyorsunuz geleceğe dair? Şu aralar maalesef roman okumuyorum. Ne okuyorum? Daha çok kurgu dışı kitaplar okuyorum. İnsanlara anlatabileceğim daha fazla tarih kitabı okuyorum, ekonomi kitabı okuyorum. Ama lisede böyle değildi. Ya da Mustafa Özel'e sorarsanız roman perver iktisatçı der kendisine. Ve dünyayı romanlar üzerinden tanımlar. Siyaseti, ekonomiyi. O yüzden mesela Mustafa Hoca'ya sorarsanız kurgu dışından önce roman okuyun der mesela. Şimdi o yüzden kişiye göre, kimliğe göre, sizin yaşantınıza göre kitap değişir. Her kitabı sevmek zorunda değilsiniz. Birinin bayıldığı kitaptan siz hiç haz almamışsınızdır ya da tam tersi geçerli. O yüzden burada yapılması gereken bence çok fazla denemek, farklı tür kitapları denemek, kitapları yarıda bırakmaktan da çekinmeyin. Abi son olarak izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyeyim. Her kitap iyi değildir. Bazı kitaplardan uzak durmanız, kaçarak uzaklaşmanız gerekir. Çünkü bazı yemekler nasıl ki sağlığınıza zarar veriyorsa, bazı kitaplar da dil becerinize, entelektüel birikiminize, ruh halinize zarar verebilir. O yüzden seçici olmak da çok önemlidir. Seçici olmak için de neleri sevmediğinizi, neleri tatmamanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Bugün siz eğer wetbet kitapları okuyorsanız anti entelektüelliğe kapı açıyorsunuz demektir. O yüzden ne yediğinize, ne okuduğunuza ve nasıl yaşadığınıza dikkat etmek lazım. Burada yapmamanız gerekenler yapmanız gerekenlerden bence daha önemli olabiliyor bazen. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz daha fazla içerikle karşılaşmak istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha fazla insan bu entelektüel serüvene bizimle birlikte katılabilir. Görüşmek üzere. Eyvallah.